Size bu kuşun sadece gagasından parmağıma konacağını ve dengede duracağını söylesem bana inanır mıydınız? Parmağında yapışkan var, değil mi? He. Oradan parmağına yapıştı. Oradan durdu mu? Öyle mi diyorsun? İlk aklıma gelen oldu. Tamam. Peki o zaman buraya koysam. Nasıl oldu da bu kuş böyle durabildi? Bak, hatta şöyle dokunuyorum. Herhalde mutatıs sistemi var orada, değil mi? Kuşun ağzında mutatıs. Bak. Mutatıs pozitif, negatif. Tamam, kule, gel tamam kule. Dokun hadi. Al sana devirecek mi? Bak bakalım. Teşekkür ederim. Öyle olmaz ya. Yak bunu. Tekme at. Vur kuşu. Çek vur. Tokat attın hayvana ya resmen. Öyle devrilmez yani o. Ha, yumuşak dokununca düşünüyorum. Yani böyle yaparsan nasıl olacak? Sanırım biraz güçlüyüm ya. Arkadaşlar bugün sizinle bir efsaneden bahsedeceğiz. Pisa Kulesi. Bildiğiniz gibi bu kule eğik. Peki bu eğik kule neden devrilmiyor? Yıllardır bunu konuşacağız. Malzemeler. Çatal, kaşık, bardak, kibrit çöpü, çakmak. Elimizde çatal ve kaşığımız var. Aslında bu deneyde biraz şu sistemin nasıl olduğunu size daha ilkel yöntemlerle gösteriyor olacağım. Şöyle ki çatalla kaşığı birbirlerinin içine geçiriyorum. Bakın şöyle iki dişini altına gelecek şekilde en dıştaki iki dişini de üste gelecek şekilde birleştirdim. Aslında bir nevi kuş kanadı yaptım diyebiliriz. Bardağım var ve bir kibrit çöpü var. Basit evde bulacağınız bir kibrit. Normalde bu kibrit bunları taşımaz diye de düşünebilirsiniz. Çünkü kibrit çok kırılgan bir şey. Ne yapacağım? Bu kibriti şöyle içinden geçireceğim. En dışından, daha doğrusu şöyle içinden geçiriyorum. Ve şöyle bence ip ve yapışkanını açıklıyorum. Bıçak ve çatalın kenarından yukarı doğru ipler çıkıyor. Bıçak yok bir kere deneyde onu geç. İp de yok gördüğün gibi. Hatta ne yapacağım biliyor musun? Bu kibrit çöpünü de yakacağım bakalım. Ortalığı yakıyorum ya. Denge için bak neler yapıyorum deney için arkadaşlar. Özümüne takayım ne olur ne olmaz. Ateşe veriyorum. Ha. Dengede. Hala dengede. Gördüğün gibi. Düşmüyor. Vay be. Gördünüz değil mi? Bir kuş gagası kadar küçük bir parça tutuyor aslında. Yani kibritin diğer ucunun ne kadar ağır olduğunun bile bir önemi yok şu anki davamızda. Şu anki case'imizde bu durumun hiçbir şekilde ağırlıkla temelde bir bağlantısı yok. Aslında var da yok. Burada bir tahterevalliden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Burada ağırlık merkezinden bahsediyoruz. Ağırlık merkezimizin hizası tam olarak aşağıya doğru düzgün bir şekilde inmiş durumda ve devrilmiyor. Burada da aynı şey. Ağırlık merkezinin hizası yüzeye dik bir şekilde aşağıya doğru ve bu yüzden biz bunun dengesini Erhan gibi yapmadığımız sürece, yani iyice aşağıya böyle o dengeden çıkacak şekilde getirmediğimiz sürece bu kuş gördüğünüz gibi devrilmiyor. Ama bir yere kadar, bir yerden sonra tabii ki onun da ağırlık dengesi kayacak ve düşecek. Bir cismin dengede kalıp kalmayacağını anlamamız için öncelikle ağırlık merkezinin nerede olduğunu bulmamız lazım. Örneğin şöyle iki ayaklı bir cisim var. Ağırlık merkezi nerede? Ortadan bir yerden geçiyor. Ağırlık merkezi yere doğrusal bir şekilde etki ediyor arkadaşlar. Biz bunu sağa ya da sola doğru devirdiğimizde bu şurada devrilmiyor. Burada devrilmiyor. Fakat şurada bir yerde artık devriliyor. Neden?
Çünkü ağırlık merkezinin doğrusal olduğu kısmın dışına çıkmış oluyor. Ve dolayısıyla dengesi bozuluyor ve devriliyor. Tıpkı bizim kuşumuzda olduğu gibi. Ağırlık merkezinin indiği nokta yerle temas ettiği doğrunun dışına çıkmadığı sürece devrilmiyor. Burada bakın tam böyle parmağımın ucuna koyuyorum ve yerle temas ettiği yüzey hala çok geniş. Dolayısıyla ben bunu böyle buraya doğru indirdiğim zaman dahi bakın kuşu deviremiyorum. Çünkü parmak yüzeyimin dışına çıkmadı. Ağırlık merkezi tabii ki burada olduğu için. Yani o gagasında ağırlık merkezi ve yüzeyle temas ettiği yerin dışına çıkmıyor. Dolayısıyla ne kadar devirirsem devireyim gördüğünüz gibi kuşun dengesi bozulmuyor. Bu özel bir kuş tabii ki. Yani ağırlık merkezi konusunda aslında çok da sık rastlayamayacağımız bir durumla karşı karşıyayız. Pisa Kulesi'nde de aynı mesele var. Pisa Kulesi'nin ağırlık merkezi şu şekilde düşünelim Pisa Kulesi'ni veya şu olsun. Şu şeyden de kurtuluyorum artık. Pisa Kulesi'nin ağırlık merkezi şöyle ortalarda bir yerde. Dolayısıyla ben bunu bu şekilde devirdiğim zaman bile şuradan aşağıya doğru çizdiğimde noktasal olarak hala temas ettiği yüzeyin dışına çıkabilmiş değil. Bu yüzden devrilmiyor. Hatta bilim insanlarına göre kulenin biraz daha bile eğilme şansı var devrilmeden önce. Tabii burada faktörel olarak şunu da düşünebiliriz. Yukarıda çok büyük bir ağırlık olursa ağırlık merkezinin yerini değiştirebilir. Dolayısıyla ağırlık merkezinin yeri değişirse kulenin devrilmeyeceğinin garantisi yok. Ama şu haliyle devrilmesi çok mümkün gözükmüyor. Ağırlık merkezini kim bulmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Arşimet. Daha doğrusu fark etmiş. Ağırlık merkezi öyle sonradan bulunacak bir şey değil sonuçta. Hani şu hamamda tasın suyun üzerinde kaldığını fark eden, yani suyun kaldırma kuvvetini fark eden kişi var ya Arşimet. İşte o fark etmiş. Ve ağırlık merkezi için demiş ki vücudumuzda her bir noktanın belli bir ağırlığı var. Doğru mu? Vücudumuz sonsuz noktalardan oluşuyor. Ve bunların aslında bir nevi birleşkesi. Bunların toplandığı yer. İnsan vücudunda dediğimiz gibi normal standart bir insan vücudunda şuralarda bir yerlerde ağırlık merkezi bulunuyor arkadaşlar. Kimilerinin daha yere yakın, kimilerinin daha yukarıda. Ve bu da aslında insanın bir nevi dengesini, yere olan bağlantısını. Mesela Messi. Messi'nin ağırlık merkezi muhtemelen parmak ucunda falan ya. Aslında devrilmeyen bir adam yani. Yine diğer taraftan çok uzun boylu bir insanın ağırlık merkezi yerden çok yukarıda olacağı için onun devrilmesi, onun o staminası mı denir artık, dayanıklılığı mı denir, daha düşük olabiliyor arkadaşlar. Peki bir cismin dengede kalma yeteneğini nasıl arttırabiliriz? 1. Ağırlık merkezini daha yere yakın bir konuma getir. 2. Yüzey alanını arttır. Peki bu size neyi çağrıştırıyor? Mesela, yani ben yere yatarsam devamlı ağırlık merkezim devrilmez mi hiç? Sen yere yattığında zaten devrilmiş olmuyor musun? Burada arkadaşlar bakın bir yarış arabası var. Bu yarış arabaları bildiğiniz gibi çok yüksek süratlere ulaşabiliyor. Peki bunlar bu dengeyi nasıl sağlıyorlar? Yani normal bir arabadan farkı ne bu araçların? Nasıl bu kadar yüksek hızlara çıkıp virajları bu kadar yüksek hızlarda dönebiliyorlar? İşte ağırlık merkezi meselesi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yarış arabaları yere oldukça yakın olurlar. Neredeyse yerle sıfır. Yani bir Formula 1 aracını İstanbul'un herhangi bir ara sokağında kullanmanız mümkün değil. İlk tümsekte bu araba o tümseğin üzerinde kalır. Çünkü yere o kadar yakın ki o tümsekten geçemez bile. Bunun tabii ki ağırlık merkezini aşağıya indirme meselesiyle bir alakası var. Az evvel ne dedik? Messi. Alın size araçların Messi'si, yere çok yakın. Bir de ne var arkadaşlar? Yüzey alanı dedik, doğru mu? Hem ağırlık merkezi aşağıda olacak hem de yüzey alanı geniş olacak. Yani böyle bir güreşçi gibi. İşte bu araçlarda lastik genişlikleri bu aksın genişliği sayesinde ne oluyor? Yüzey alanı hem çok geniş hem ağırlık merkezi çok aşağıda. Formula 1 sürücüleri böyle lastiklerin seviyesinde olacak kadar aşağıda olur arkadaşlar. Kendileri bile ağırlık merkezlerini aşağıda tutuyorlar gördüğünüz gibi. Hatta böyle aracın içine yatar pozisyonda otururlar neredeyse. Dolayısıyla ağırlık merkezleri direkt yerle temas edecek kadar
aşağıda onların bile. O zaman sorum gelsin. Soru: şaha kalkmış bir atın düşmeden dengede durabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Atın ağırlık merkezi zemine temas eden ayaklarının yüzey doğrultusundadır. Atın ağırlık merkezi arka ayaklarındadır. Artık Pisa Kulesi'nin neden devrilmediğini, Formula 1 araçlarının nasıl bu kadar dengede durabildiğini, Messi'nin nasıl hiç devrilmeden o kadar adamların arasından pır pır geçebildiğini anlamışızdır diye düşünüyorum. Bundan sonraki videoda yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Bilimle kalın, dengede kalın, hoşça kalın. Dumandan kurtulacağız derken